الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى رسولنا محمد صلوات. Dersimizin konusu şükrün çeşitleri. Evet, dersin konusu bu. Külliyetin genelinden 3-4 tane yer okuyacağım. Yastan mı? Beşinci risale olan, beşinci mesela şükür risalesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min şeyin illa yusebbuhu bihamdi. Kur'an-ı muzil beyan, tekrar ile efela yeşkurun, efela yeşkurun ve senezi şakirin. Le'in şekertüm le'ezidenneküm belillâhe fe'abud ve küm mineşşâkirîn gibi ayetlerle gösteriyor ki Halık-ı Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Furkan-ı Hakim de gayet ehemmiyetle şükre davet eder ve şükür etmemekliği nimetleri tekzip ve inkar suretinde gösterip febe'eyyi âlâ irabbiküme tükezziben fermanıyla Sûre-i Rahman'da şiddetli ve dehşetli bir surette 31 defa şu ayetle tehdit ediyor. Şükürsüzlüğün bir tekzip ve inkar olduğunu gösteriyor. Evet. Ayetleri okuduk. Kur'an-ı Kerim'de sürekli tekrar ediliyor. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Sayfa 5. Risale 364. Ne kadar az şükrediyorsunuz ayetlerde tekrar edilmiş. Şükrederseniz nimetlerimi arttırırım. Evet. Diye böyle ayetler tekrar edilmiş. Şimdi bu ayetler gösteriyor ki Halık-ı Rahman'ın ibadından istediği en mühim iş şükürdür. Halık-ı Rahman ibadından istediği. Yani Cenab-ı Hak yaratmış olduğu kendisini mabud olarak, ilah olarak bilenlerden istediği en mühim iş şükürmüş. Şükür bizim Türkçe'de teşekkür etmek, memnuniyet manalarına göre. Zaten şükür, teşekkür birbirine çok münasebetler. Memnun olmak yani. Memnuniyet ifadesi, şükür yani. İbadından istediği en mühim iş şükürmüş. Yani Cenab-ı Hak, biz onun madem kuluyuz değil mi? İbadıyız. İbadından istediği en mühim iş o memnuniyetmiş yani. O teşekkürmüş yani. Ne iş yapıyorsun? Doktorum, mühendisim. Buradaki ifadeye göre en mühim iş ne iş yapıyorsun? Ben yerim, içerim, şükrederim. Olduğu gibi ben şükürcüyüm diyebilir yani insan. Allah bizi o memnun olmak için yaratmış yani. Cenab-ı Hakk'ın iki kısım tecelliyatı vardı. Cemal ve Celal ya. En mühim iş neymiş? O iki tecelliyata karşı memnun olmakmış abi. Furkan-ı Hakim'de gayet ehemmiyetle şükre davet eder. Ve şükür etmemekliği, nimetleri tekzip ve inkar. Yani Cenab-ı Hak teşekkür etmeyen, memnun olmayan onun tecelliyatına karşı evet, nimetleri tekzip ve inkar suretinde göstermek için Rahman suresinde febi eyye ala rabbiküme tükezziben. Ne kadar az şükrediyorsunuz, Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edersiniz? Ayetiyle abi tehdit ediyormuş yani. Kaç kere? 31 defa, evet. Bu ayetle şiddetli ve dehşetli surette tehdit ediyormuş. Şimdi hatırlarsanız, birinci sözün sonunda asıl mal sahibi olan Allah bir fiyat istiyordu. Hatırladın mı? Ne istiyordu? Sayfa 7. Şükür. Evet. Fikir. Bir daha ne istiyormuş? Fikir. Abi şöyle yazıyorum buraya. Zikir. Zikir diyelim. Şöyle bir ok çıkaralım. Fikir. Şöyle diyor.
Tablocu hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Evet, o mümin hakiki bizden o kıymetler, nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Ben yanlış yazmışım. Sileyim abi şunu. Kalem burada. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta Bismillah zikirdir. Ahirde Elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetler, harika sanat olan nimetler, Ehad-i Samed'in mucize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Bakın zikir, şükür, fikir diyor. Ama aşağıda izah ederken başta Bismillah zikirdir. Ahirde yani sonda Elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetler, harika insana dolan nimetler, Ehad-i Samed'in mucize-i kudreti ve hediye-i rahmet olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Düşünmek ve derk etmek fikirdir. Yani zikir, şükür, fikir ya abi. Şimdi diyor ki asıl mal sahibi olan Allah bizden ne fiyat istiyor? Zikir, şükür, fikir. Ama izah ederken bu şekilde izah etti. Ortada fikir. Bülent abi. Ya. İzah ederken böyle izah etti. Peki niye böyle izah etti? Şimdi asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Bunu istiyormuş. Fakat insanlar ise bunu veriyormuş abi. Allah'ın istediği buymuş yani. Nasıl yani? Şu an bakın. İşte bu tahkiki yani bir nimeti ilahiyeden Allah'a bilerek muhatap olmalı. Şimdi insan mesela genel manayı nazara verir. İnsanlar başta bir nimeti kullanırken hususen bir yemek yerken zikir ediyor değil mi? Ondan sonra şükür ediyor. Yani şükürler olsun diyor Allah bunu bize verdi. Sonra fikir ediyor değil mi? Cenab-ı Hak asıl mal sahibi fikri ortada istiyormuş abi. Niye? Eğer fikir ortada olsa ne olur, olmasa ne olur? Eğer fikir sonda olunca biz o nimeti kullandığımız esnada kalbi memnuniyet abi. Nereye gidiyor? Sebeplere gidiyor. Cenab-ı Hak ortada fikir istiyor. Peki o fikri nasıl yapacakmışız? Evet. Ortada bu kıymetler, harika sanat olan nimetler, Ehad-i Samet'in mucize-i kudreti. Mesela meyve yiyorsun. Cenab-ı Hak bu sistemden bu elmayı süzmüş. Benim önüme koymuş yani. Her şeyle bana hitap ediyor. Elime göre, gözüme göre değil mi? Vitaminleri vücuduma göre, sesi kulağıma göre, her şey bana göre. Kudret bunu kainattan süzmüş. Evet, hediye-i rahmeti. Ve bunu sana hediye etmiş. 30. sözde hatırlarsak, o rızkın üzerinde, meyvenin üzerinde senin ismin yazıyormuş. Sana gelmiş o yani. Rahmet hazinesinden sana hediye olarak gelmiş. Hatta başka yerde mektup olduğunu söylüyor. Yani senin bu şekilde o meyveye bakman için gönderilmiş rahmet hazinesinden. Fikri ortada yapıyoruz ya İbrahim abi. Ondan sonra şükür edeceğiz. Ama biz ne yapıyoruz? Önce zikir ediyoruz. Şükür ediyorsun, şükürler olsun. Fikri sonra ya geçen ben bir meyve yedim, sebze yedim veya şöyle oldu böyle oldu diyoruz ya. Olaydan çok sonra fikir oluyor ya. O zaman ne oluyor? O nimeti kullanırken kalbi memnuniyet, minnettarlık nereye gidiyor? Sebebe gidiyor, esbaba gidiyor yani. Allah ise işte o kalbi memnuniyeti istiyor bizden abi. Şükür bu yani buradaki ifadeye göre. Peki biz... Evet abi buyurun. Şey geldi aklıma bu oruç meselesi geldi aklıma. Daha çok oruçlu oluyor bunlar değil mi? Mesela bu zikir, fikir, şükür şey. Abi şu bu her zaman da böyle. O ki oruçta dedi. Şimdi orucun şükürle münasebeti çok oruç tutmanın. Ben oradan bir cümle okuyayım. Şöyle mesela sofra hazırlanıyor ya. Evet çok güzel abi. Orada işte orucun açılmadan hemen hepimiz toplarız. Evet. O andaki yani fikretmek yani tamam zaten zikri ediyoruz da. Evet. O yeme başlama esnasından önceki hal.
Sanki daha çok oraya bakıyor. Evet, Ramazan'da bilhassa Ramazan'da oruç tutmamızın bir hikmeti Üstad Hazretleri, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlerin şükrüne bakar hikmeti var diyor. Ramazan Risalesi'nde 9 tane hikmet var. İkincisi bu. Yani niye biz oruç tutuyoruz? Nimetlere bakan hikmeti ne? Nimetlerin hakiki fiyatını biz vermiyoruz. Hakiki şükrünü vermiyoruz. Emir vasıtasıyla helali terk ettiğimiz için nimetler önümüzde olduğu halde abi bunları yiyemiyorsun. Değil mi? Bunlar benim malım değil. Bunları kullanmakta özgür değilim. Bunlar başkasının malıdır. Değil mi? İşte oruç tutmamızın bir hikmeti o, yani oruçta abi Cenab-ı Hak istenilen manadaki şükrü yapalım diye orucu emretmiş yani. Nimetler önünde olduğu halde el uzatamıyorsun izin olmadan. Şöyle söylüyor Ramazan Risalesi'nde. Padişah'tan ta en fukaraya kadar, İbrahim abi şimdi bu okuduğum yer önemli. Padişah'tan ta en fukaraya kadar, fakirlere kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetini anlamakla, bu tarz bir şey demek istedin değil mi abi? Hı. Evet. Bir şükrü maneviye mazhar olur. Bak bir de Ramazan'da padişah'tan en fukaraya kadar herkes o nimetlerin kıymetini anlamakla şükrü maneviye mazhar olur. Maddi demiyor bak. Niye manevi diye? Çünkü maddesini zaten insanlar yapıyor yani. Nimetlerin kıymetini anlamakla Ramazan'daki diğer vakitlerde insanlar aç kalmadığı için o nimetlerin kıymetini bilmiyormuş yani. Evet. O nimetler benim mülküm değil. Ben bunları tenavülünde kullanmakta hür değilim. Demek başkasının malıdır, inamıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, şükrü manevi eder. Bakın, hani dersimizin başlığı neydi? Şükür, teşekkür etmek, memnuniyet. Yani teşekkür etmenin, Allah'a şükretmenin bir tane manası, Allah'ın istediği fiyatı vermek, bir tane manası da şükrü manevi etmekmiş. Peki manevi şükür etmek neymiş? Nimetin kıymetini anlamakmış yani. İbrahim abi. Biz çok kullandığımız nimetlerin kıymetini biliyor muyuz? El cevap, çoğu zaman derk edemiyoruz yani. İşte oruç tutmamızın şükre bakan manası neymiş bir tanesi? Şükrü manevi etmekmiş. Maddi değil. Maddesini zaten yapıyoruz. Manevisini etmiyoruz Ramazan abi. Peki manevi şükür neymiş? Nimetin kıymetini anlamakmış yani. Bir şey soracağım hocam. Buyurun abi. Anlatabilirsen tabii. Mesela bazen diyorlar ya hani Cenab-ı Hak vermese bile şükretmen lazım. Evet. Ama Kur'an'da ya da hani hep anlatıyor. Verdiklerime niye şükretmiyorsunuz? Anlıyor musun? Evet abi anladım. Hani nasıl şey yapacağız bunu? Hani vermediğine diyelim ki Cenab-ı Hak birine zenginlik vermiş. Evet. Ondan şükür istiyor. Değil evet. mi? Öbürü fakir hiçbir şey yok. Evet. Bu nasıl şükür etsin? Hani vermemiş ki. Şimdi Üstad Hazretleri abi çok güzel bir soru. Hatırlarsanız 25. lema İhtiyarlar Risalesi değil mi? 26. lema Hastalar Risalesi değil mi? Şimdi orada hastalığı anlatırken şöyle bir cümle geçiyor İbrahim abi. Her musibette bir derece-i nimet vardır diyor abi. Mesela sana bir musibet geldi. Sen şükretmelisin. Niye? Çünkü ondan daha kötüsü olabilirdi o an için yani. Hani üstadımızın bir duası var ya, Allah kimseyi şaşırtmasın. Değil mi? Şaşırtırsa süründürmesin. Süründürürse efendim rezil etmesin. Rezil ederse şöyle yapmasın diye böyle bir uzun bir duası var. Eski eserde abi. Yani hepsinde bir derece-i nimet var. Cenab-ı Hak sana nimetler verse de vermese de üsttekine bakıp yani üstteki insanlara bakıp alttaki insanlara bakıp kendi durumuna göre şükretmek gerekiyor yani abi. Yani senin çok şeyin var diye veya az şeyin var diye şükürsüzlük olmaz, olmamalı Allah'ı tanıyorsak yani. Neden?
Çünkü Allah herkese kendi çapında nimetler vermiş. Hatta orucu emredilmesinin bir hikmeti de içtimai hayata bakıyor. İçtimai hayattaki kendinden daha fakire şefkat etmekmiş yani. Orucu emredilmesinin bir hikmeti abi. Üçüncü nükte. Yani oruç tutmanın bir hikmeti aç kalmak değil, açın halini anlamakmış senden aşağıdaki abi. Senin durumun iyi, şükrediyorsun değil mi? Senden daha iyi durumda olanlar olduğu gibi aşağıda da olanlar da var. Öyle değil mi abi? Bilmem oldu mu cevabı ama. Yani şükrün neden, yani şükretmeliyiz her halimizde değil mi? Mesela cevabı sana vermedi ama bir hikmeti vardır diyorsun mesela. Evet. Tamam hani... Şimdi dua bahsinde abi, şimdi her sözler şurada tamam. Şimdi Cenab-ı Hak her duaya cevap veriyor, yani her istediğine. Oradan şey yapacaktım ben de, aynen. Evet. Şunu bir okuyayım bir cümle abi. Evet. Birçok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor. Halbuki ayet diyor ki, اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ. Hani biz iste deriz ya, ayet esteciple, isteyin, vereyim de icabet edeyim. Sonra duanız olmasa ne emniyetiniz var? Halbuki ayet umumidir, her duaya cevap var ifade ediyor. El cevap, cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek, hem aynı matlubu vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Şurası. Cenab-ı Hak ya senin istediğini aynen verir, ne istediysen, yahut onun maslahatına binaen ondan daha iyisini verir, yahut hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç vermez. Yani her duaya cevap varmış, ya istediğini veriyor. Ya bakıyor ki Cenab-ı Hak sen bir şey istiyorsun, daha iyisi olsa daha güzel olur, daha iyisini veriyor. Veyahut sana zarar olacağını bileceği için vermiyormuş yani. O zaman duam kabul olmadı denilmiyor. O zaman ne olacak? Verse de vermese de Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabi olmak gerekiyor. Orada tevekkül devreye giriyor diyebiliriz yani. Bülent abi. Şimdi şükrün çeşitleri. Asıl mal sahibi bizden bir fiyat istiyor. Şu kalemin fiyatı ne kadar? Diyelim ki adam bunu 1 liraya almış. Bunu en azından 2 liraya vermesi gerekiyor ki, değil mi? Kar yapsın yani. Şimdi bunu 50 kuruşa verse sermayesi bile değil yani. Yani asıl bunun sahibinin istediği bir fiyat var yani. Onun sermayesini muhafaza edebilmek için 2 lira yani. Şimdi Cenab-ı Hak sistemi yaratmış abi. Netice-i hilkat-ı alemin en mühimi şükürdür yani. Allah kainatı yaratmış bir fabrika gibi, o fabrikanın neticesi teşekkür etmek, şükretmek yani. Peki insanların şu anda yapmış olduğu o şükür fabrikanın neticesi oluyor mu? Olmuyormuş. Asıl mal sahibinin istediği şekilde o mahsulatı vermek gerekiyor. O da neymiş? Zikir. Bir nimeti kullandığımız zaman besmele çekeceğiz abi. Ortada fikredeceğiz. O nimeti kullandığımız esnada fikir edeceğiz. Efsaf-ı ilahiyi göreceğiz. Ondan sonra şükür edeceğiz yani. Asıl mal sahibinin istediği fiyat bu abi. İnsanların verdiği fiyat üstteki yani. Zikir, şükür, fikir. Fikri sonradan yapıyoruz. O zaman kalbi memnuniyet, minnettarlık sebebe gidiyor yani. Mesela yazın adam karpuz yiyordu. Dedi ki ya bu Adana karpuzu ne kadar güzel olmuş bu sene böyle. Çiftçiler işte bunun tam mahsulatını, suyunu, şeyini tam zamanda vermiş diye. Ne oldu? Oradaki karpuzdaki bütün güzellikler değil mi? Çiftçiye gitti yani. O karpuzu yerken yani. Orada işte o karpuz esnasında diyecek Cenab-ı Hak bu karpuzu ne güzel böyle tatlı yapmış, sulu yapmış. İnsanların ihtiyacına göre yani. Değil mi? Çiftçileri bize hizmet ettirmiş, toprağı bizim emrimize vermiş. Fikri ortada yapmak gerekiyor. Sonra çok şükür demek gerekiyor, elhamdülillah demek gerekiyor. Şükürle hamd arasındaki fark ne? Lügatte ikisi de aynı.
Şükür, teşekkür etmek, memnun olmak. Hamd ise şükretmiş olduğumuz nimetteki kemalat-ı ilahiyeyi görmek yani. Oradaki evsaf-ı ilahiyeyi görmek, o hamd o oluyor abi. Hamdin en meşhur manası sıfat-ı kemaliyeyi izhar etmek yani. Şükürle hamd, lügatta aynı ya. Hamd, şükür nimete yapılıyor onun mukabilinde. Hamd ise o nimeti veren zata yapılıyor abi. Şimdi başka bir şükürle alakalı külliyattan bir yer okuyorum. Böyle ben Allah'a bir şükür edeyim ki böyle tam edeyim. Allah nasıl şükür istiyor? Sayfa 399 mektubattan. Ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek. Bir, o nimetlerin kıymetini takdir etmek. İki, o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. Yani Allah'a layıkıyla teşekkür etmek. Yani kendi çapımızda. Bunun üç tane vasfı varmış. Bir, nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek. Doğrudan doğruya, yani sebebi aradan çıkarmak yani. Bir çocuğa sordum ben. Dedim ki bize ekmek nereden geliyor dedim. Dedi ki fırındaki duvardan geliyor. Fırında şeyde duvardan ekmek şeyi var ya. Atıyor ondan sonra çıkartıyor. Fırında. Çocuk görmüş. Dedi ki fırındaki duvardan geliyor dedi. Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Fırındaki duvardan geliyor yani. Değil mi? Ama arada bir sebep var. Allah'ı göremiyor da. O fırın Allah'ı görmesi için bir perde yani. Sonra deseydi ki topraktan geliyor. Toprak da bir perde. Ne? Allah'ı görmesi için bir perde. Desen ki buluttan su geliyor toprağa. Münasebet kuruluyor. Bak o da bir perde. Allah hakiki teşekkürü doğrudan doğruya abi. İbrahim abi. Ondan bilmekle istiyormuş yani. Bülent abi. Doğrudan doğru. Aradaki sebebi şey yapıyorsun yani. Mesela çocuğun oluyor. Sendeki şefkat, merhamet, vicdan, birçok letaif inkişaf ediyor ya. O çocuk vasıtasıyla ederken o çocuğu geçip Allah'a bakmak. Yani Allah bende bu hissiyatları ortaya çıkarıyor ama o çocuk esbab oluyor. Peki buradaki memnuniyet, teşekkür etmek ne? Kendisindeki o insani letaiflerin inkişaf etmesine. İşte doğrudan doğruya ona vermek yani. Değil mi? Balı doğrudan doğruya Allah'a vermek yani. Sisteme vermemek yani. Onu istiyormuş yani. İstenilen şükür buradaki ifadelere göre bak şükür ne kadar cami, kaç tane yer var. Daha okuyorum ben. Çeşitli yerlerden okuyorum. Şükrün makamı çok geniş yani. Bülent abi. Ha ben şükrettim öyle lisan değilmiş yani. Doğrudan doğruyu ondan bilmek nimetleri. O nimetlerin kıymetini takdir etmek. Peki sual, nimetin kıymeti nasıl takdir edilir? İsraf edilmez. Çok güzel, israf edilmezse dedi Ramazan abi başka. Nimetin kıymetini nasıl takdir ederiz? Yerinde kullanmak. Yerinde kullanmak, evet. Hürrem abi. Nimetin kıymetini nasıl takdir ederiz yani? Şükürle değil mi? Fikir ederek. Fikir ederek dedi. Evet. Nimetin kıymetini takdir edeceğiz. Her nimet kendi cinsinden şükür ister abi. Her nimet. Mesela cuma gününe ulaştın. Cuma gününe ulaşmanın şükrü cuma namazını kılmaktır. Sen desen ki ya şükürler olsun. Cuma gününe kavuştuk. Hiç cuma namazı yok. Şükretmiş olmazsın o cuma gününe yani. Ramazanın şükrü, Ramazan eriştin. Ramazanın şükrü ne? Oruç. Oruç yani. Oruç tutan kimse Ramazanın şükrünü eda etmiş olur yani. Her nimet kendi cinsinden takdir edilirse şükredilmiş oluyor yani. Mesela Risale-i Nur'la, değil mi? Yani diyelim ki hizmetle tanışmanın şükrü hizmet etmektir. Mesela Bediüzzaman Hazretleri'ne talebe olmanın şükrü, yani memnuniyeti, teşekkürü, onun sözünü anlamaya çalışmaktır abi. İlim şükrü. İlim. Evet, ilimin şükrü ne olabilir?
Amel. Amel. Çok güzel amel. İlmin şükrü amel. Bak her şey kendi cinsinden. Ama sen ilim sahibi oldun. Çok şükür ya biz bu kadar meseleyi biliyoruz. Ama hiç amel yok. O memnun. Allah kabul etmiyormuş onu yani. Şimdi doğrudan doğruyu ondan beri. Bir sebebe vermiyoruz. Onu görüyoruz ya abi. İstenilen şükrün bir mertebesi buymuş yani. Hiç sebep yok. Doğrudan doğruya ona verdin. İki, nimetin kıymetini takdir ettin. Hangi nimete vasıl olduysan, değil mi? Onun cinsinden şükür ediyorsun artık. Lisanen sadece söylemek kifayet etmiyor bu makamda yani. Evet. Ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. Nasıl yani kendi ihtiyacını hissetmek? Mesela bir nimet olsun ki bizim ona ihtiyacımız olsun. Eğer sen bir nimete ihtiyacın hissetmediği halde böyle sana geldiyse senden ihtiyacını hissetmen isteniyor o nimet için yani. Mesela Risale-i Nur. İhtiyacını hissetmek yani. Değil mi? İnsanların mevzularına yani. Zaten talep edemek, talep eden demek. Yani. Evet. Yani istemek lazım. İsteyene veriliyormuş. Abi. Demek ki bu makamdaki şükrün mertebesi 3 taneymiş. Doğrudan doğruya ondan bilmek. Nimetlerin kıymetini takdir etmek. Evet. O nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle oluyormuş yani. O zaman istedim diye mi o nimet bana gelir ya da ihtiyacım olduğunu fark et, ihtiyacım var ama fark etmiyorum, fark ettirebilmek için mi bana gelir? İkisi de var abi. Demin hani İbrahim abinin şeyinde söyledim, sözlerde okudum ben. Ya istediğini veriyor. Tamam. Ya daha iyisini veriyor. Tamam. Ya da hiç vermiyor. Zarar olduğunu bildiği için. Orada ama genelde bir istek var yani. Evet, sana bir şey geldi. Evet. Demek ki Cenab-ı Hak senin ihtiyacını hissedip şükretmeni istiyor. Mesela sen ihtiyacını hissetmedin. O nimet geldi. Peki istenilen şükrü yapabilir misin? İşte bu makamda olmuyormuş yani. Eğer ihtiyacını hissedip Allah da sana bir şey verdi. Mesela hiç acıkmadın. Yemek yemenle. 2-3 gün yemek yememişsin. Acıkmışsın. Öyle yemek yemek bir mi? Bir. Evet. Bir. Ama mesela diyelim ki mesela ya nasıl diyelim ki şimdi evet, belki abi. Örnek iyi olmayacak da diyelim ki bir müceddit veyahut da bir peygamber diyelim kendinde yani isteyerek mi yani ya Allah beni bir peygamber yap diyerekten mi geldi o veyahut da daha iyisi olmaz da gerçi ya şimdi Türkçem burada olduğunda yani ihtiyacı olduğu için mi Allah buna verir mesela müceddidliği veyahut da bir imamlığı falan veyahut da şimdi abi Cenab-ı Hak biz öncelik sonralık düşünüyoruz ya Allah her şeyi bilir yani. Onun evliya olacağını, müceddit olacağını, peygamber olacağını Allah biliyor yani. Peki neye göre veriyor onu? Yani hem ona bakan cihetiyle cüz-i ihtiyarını kullanıyor. Günahlardan kaçıyor. Ondan sonra fuzuliyat, maliyaniyatlardan kaçıyor. İhtiyarının hakkını verdiği için ona bakan cihetiyle ihtiyarının hakkını veriyor. Allah'a bakan cihetiyle hak ettiğini vermiş ona yani. Normalde mesela peygamberlik çalışılarak kazanılacak bir durum değil yani. Değil mi? Hatta bazı velayette makamlar var. Çalışmakla elde edilmez yani. Mesela bir insan çalışmakla Geylani Hazretleri, Bediüzzaman Hazretleri olamaz yani. Demek ki ona bakan mana ne? O müceddit veya başka peygamber olan kimseye bakan mana ihtiyarının hakkını vermiş. Allah'a bakan mana ne? Hakkını vermiş. Adam tercihini nasıl kullandıysa Allah onu yaratmış yani. Devam ediyorum. Şimdi bu şükrün böyle nasıl söyleyeyim? Hani şöyle bir helezonik bir şey düşünelim. Buradan bakmak, buradan bakmak bir dürbün düşünelim. Şimdi meselenin dışarıdan içeri doğru gidecek. En dışarıda ne var, en içeride ne var? Böyle bir
buradaki ifadelerden şimdi ben tahtaya yazacağım onu. Şükrün diğer vasıflarla bir münasebeti var. Bakalım neymiş o. Evet, Kur'an-ı Hakim nasıl ki şükrü neticeye hilkat gösteriyor, öyle de Kur'an-ı Kebir olan şu kainat dahi gösteriyor ki neticeye hilkat-ı alemin en mühimi şükürdür. Kur'an-ı Hakim, yani yukarıda okuduğumuz ayetler, şükrü neticeye hilkat gösterdi. Evet, Kur'an-ı Kebir olan şu kainat dahi gösteriyor ki neticeye hilkat-ı alemin en mühimi şükürdür. Yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle insanları şükre çağırdığı gibi kainatta yaratmış olduğu ayetlerle de şükre çağırıyormuş. Anlaşıldı mı abi? Yani kelamdaki, musaftaki ayetlerle şükre çağırıyor ya. Kainat kitabında yaratmış olduğu ayetlerle de şükre çağırıyormuş. Evet. Ve gösteriyormuş ki iki ayetlerde neticeyi hilkat-ı alemin en mühimi şükürdür. Çünkü kainata dikkat edilse görünüyor ki kainatın teşkilatı şükrü intac edecek bir surette her bir şey bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccüh oluyor. Güya şu şeceri hilkatin en mühim meyvesi şükürdür ve şu kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en alası şükürdür. Yani iki tane teşbih yapıldı burada. Dedi ki şeceri hilkatin en mühim meyvesi şükür. Meyveye benzetildi. Bir, iki, kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en alası şükür. Bir de fabrika ile hasılat, şükür mukayese edildi. Yani bir bahçem var benim, ağaçlara dikkat ediyorum ben, ihtimam gösteriyorum. Niçin? Meyveleri için değil mi? Şimdi diyor ki, şecere-i hilkatin. Şecere-i hilkat çok geniş. Mesela küreye arz, bizim içinde bulunduğumuz küre. Dünya, evet, ahiret, evet, kainat, evet, ondan sonra şecere-i hilkat yani. Şecere-i hilkat sonra Nur-u Muhammed'e. Küre-i arz. Küre-i arz da dünya aynı değil İbrahim abi. Küre-i arz bizim içinde bulunduğumuz küre. Dünya ise ahiretten önceki alemin adı. Bülent abi. Küre-i arz içinde bulunduğumuz küre. Mesela bir insan kamera gitti, aya gitti, aya çıktı. Küre-i arzda mıdır, dünyada mıdır? Dünya. Dünyadadır. Küre-i arzdan çıktı çünkü. Evet. Şimdi bir şecere-i hilkatin meyvesi neymiş? Şükürmüş. Yani sen ağaca meyvesi için bakıyorsun. Cenab-ı Hak bu sistemi niye devam ettiriyor? Tavuk yumurtasını yapıyor. Arı bal yapıyor. Güneş ısı ışık veriyor. O ekoloji dediğimiz sistem devam ediyor. Niçinmiş? Meyve neymiş? Şükürmüş yani. Sonra kainat fabrikasının çıkardığı mahsulatın en alası şükür. Bir fabrika kurdum ben, gömlek fabrikası. Oradaki bütün alet, edevat, makineler bu gömleğin çıkması için değil mi? Evet. Cenab-ı Hak da o kainattaki bütün mevcudatı yaratmış. Hepsi bir makine gibi. Hepsi bir civata gibi. Somun gibi. Evet. Peki mahsulat neymiş? Bir işlem görüyor, bir vazife görüyor. Ne için çalışıyorlarmış? Şükür için yani. Buradan meseleyi diğer sayfada namaza bağlıyor Bülent abi. Şükrün en camisi günlük namazmış yani. Namaz kıldın mı? İki vakit ortasındaki Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrünü vermiş oluyoruz yani. Çünkü hilkat-ı alemde görüyoruz ki mevcudat-ı alem bir daire tarzında teşkil edilip içinde noktayı merkezi olarak hayat halk edilmiş. Şuraya bir İbrahim abi daire çiziyorum. Şöyle büyük bir daire. Şuraya bir ok yapalım. Mevcudat-ı alem dedi. Bir daire tarzında teşkil edilmiş. Evet. Daire-i merkeziyeden biraz istemedim. Bir daha çizeyim. Abi şöyle bir daire çizeyim. Bu hayatmış. Mevcudat-ı alem bir daire olmuş. Yani bütün mevcudat bir daire olmuş. Hayata hizmet ediyormuş hepsi. Evet. Şimdi daireleri küçültecek.
burada çok noktada bir şey bırakacak. Bütün sistem onun içinmiş yani. Oraya gidecek. Bütün mevcudat hayata bakar. Hayata hizmet eder. Hayatın levazımatını yetiştiriyor değil mi? Evet. Demek kainatı halk eden zat ondan o hayatı intihap etmiş. Mevcudat-ı alemden. Sonra görüyoruz ki zihayat alemlerini bir daire sürecinde icat edip insanı noktayı merkeziyede bırakıyor. Şurada da insan varmış abi. Mevcudat-ı alem hayata çalışıyor. Her şey hayatı değil mi kainatta? Bir mevcut olmasa hayat devam etmiyor. Bu hayatlar mevcudat da kainat hayatı için çalışırken aynı zamanda insanı nazara alıyorlarmış yani. Noktayı merkeziyede insan bırakılmış. Evet. Adeta zihayatlardan maksut olan gayeler insanda temerküz ediyor. Temerküz merkezleşmek demek abi. Yani Allah bütün mahlukattan elde alacağı bir mahsulat var ya, bir insan o mahsul keyfiyet noktasında mahlukat kadar netice verebiliyormuş Allah katında yani. Bütün zihayatı insanın etrafına toplayıp ona hizmetkar ve musahhar ediyor, onu onlara hakim ediyor. Demek Halık-ı Zülcelal zihayatlar içinde insanı intihap etmiş, ediyor. Alemde onu irade ve ihtiyar ediyor. Yani sistemi insana hizmet ettirdiği için diyebiliriz ki diyor Allah mahlukat içerisinde insanı seçmiş. İnsanı irade etmiş. Değil mi? Evet. İnsanı ihtiyar etmiş. Sonra görüyoruz ki alemi insaniyette belki hayvan alemi de bir daire hükmünde teşkil olunuyor. Noktayı merkeze de rızık bırakılmış. Buraya bir daire yapıyoruz İbrahim abi. Bütün insanlar, hatta hayvanlar neyin etrafında koşuyor? Rızık. Evet. Rızkın etrafında koşuyormuş abi. Şu anda mesela herkes değil mi? Ekseriyetle mesai saatleri sabah başlıyor diyelim. Değil mi? Akşama kadar. Çoluk çocuğun rızkını tedarik etmeye gidiyorum diye. Değil mi? Herkes öyle yani. Ekseriyetle yani. Birisi dedi ki ben öyle değilim dedi. Ben şaşırdım şimdi. Niye dedi? Dedi ki ben emekliyim dedi. Emekliymiş abi. Dedim sen de emekli olana kadar böyleydin yani. Devam ede bak daireler 2-3 tane daha daire var şimdi. Bakalım. Devam ediyoruz. Kabuğu gibi oldu ya. Evet. Bütün nevi insanı ve hatta hayvanatı rızka adeta taaşşuk, aşık ettirip onları umumen rızka hadim ve musahhar etmiş, onlara hükmeden rızıktır. Yani bütün insanlara hükmeden neymiş? Rızıkmış. Rızık derken sadece yeme içme anlamayalım. Bizim kullandığımız, yediğimiz her şey o manada birer rızık yani. Memleketin sana bir rızık, eşyalar bir rızık değil mi? Rızkı da o kadar geniş ve zengin bir hazine yapmış ki hadsiz nimetleri camidir. Hatta rızkın çok envaından yalnız bir nevinin tatlarını tanımak için lisanda kuvve-i zayika namında bir cihaz ile matumat adedince manevi ince ince mizancıklar konulmuştur. Demek kainat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en bedi hakikat rızıktadır. Şimdi görüyoruz ki her şey nasıl ki rızkın etrafında toplanmış. Şimdi dedi ki bakın görüyoruz ki her şey rızkın etrafında toplanmış abi. Daire-i merkezede rızık var. Toplanmış. Evet öyle de. Rızık dahi, bak yeme içme anlamayalım. Rızık dahi bütün envaiyle, nevileriyle manen ve maddeden halen ve kalen şükür ile kaimdir. Kaim ayakta durmak. Şükür ile oluyor, şükrü yetiştiriyor, şükrü gösteriyor. Yani Allah sana bir şey verirken neye göre veriyormuş? Şükrüne göre veriyormuş yani senin şükrüne göre. Veya şükür etmemekliğine göre. Öyle de diyebiliriz. İkisini de düşünelim. Neye göre çok nimet? Yani zahirde veya batında bu nimetler oluyor. Evet. Bütün envayla, manen, maddeden, halen, kalen, şükür ile oluyor. Şükür ile kaim, şükrü yetiştiriyor, şükrü gösteriyor. E peki şu anda
ehli imandan zahirde daha iyi durumu olanlar var değil mi? Allah niye onlara o kadar mal veriyor? O da şükür demiş yani. Peki nasıl oluyor? Şimdi bunun tekniğini söylüyor. Çünkü rızka iştiha ve iştiyak bir nevi şükrü fıtridir. Adam belki lisanın şükürler olsun elhamdülillah demiyor ama o rızka iştiha ve iştiyak duyuyor ya, şükrü fıtri oymuş yani. Yani Allah ondan istediği o teşekkürü fıtri olarak alıyormuş yani. Ama adam etmiyor yani. Zaten şükürle şirk aynı abi. Aynı kökten geliyor kelime kökü. Şöyle abi, sen mesela dedin ki ya Adana karpuzu ben ömrümde böyle lezzetli karpuz görmedim. Değil mi? O karpuzu istiyorsun ya. O karpuzu istemekle o karpuzu yapana işari, remzi manada diyorsun ki ya bir karpuz bu kadar güzel olur yani. Hani ona iştiha ve iştiyak değil ya abi. O karpuza duymakla o karpuzu yapana gidiyor o memnuniyet yani. Şükür memnun olmak yani. Hakiki yapana. Evet, hakiki yapana. Adam farkında olsa iman oluyor zaten. Evet. Ama Adana karpuzunu övdü. Adana karpuzuyla ilgili birçok şey söyledi. Otomatikman o söyledikleri karpuzu yapana gidiyor. Ama dilinde şirk de olsa. Evet abi. Dilinde şirk de olsa. Şükrü fıtridir diyor. İştiha ve iştiyak. Kim iştiha ve iştiyak neye duyuyor? Fıtri olarak Allah onu alıyormuş yani. O memnuniyeti. Şimdi fabrika misali vermiş diye abi. Allah bir fabrika kursun, şükür yetiştirsin diye. Allah'ın kurmuş olduğu fabrika zarar eder mi? Evet. Peki nasıl oluyor? Zahirde çıkmıyor. Bir, fıtri olarak alıyormuş. İki, ve telezzüz ve zevk dahi gayri şuuri bir şükürdür. Bir de şimdi o karpuzu yedi. Lezzet aldı ya, telezzüz ve zevk. Çok lezzetli dedi ya. Geçen seneden lezzetli olmuş diye. Değil mi? Veya Amasya elması. O lezzet alması, zevk alması gayri şuuri bir şükürmüş yani. Yani şuuru tahrik etmiyor. Diyor ki adam farkında olmadan şuursuz olarak bu karpuzun, bu elmanın içine veya herhangi bir rızkın içine o lezzeti, o zevki koyan tam kemalde koyan, tam bana göre yani. Tam beni düşünerek yapmış. Demek istiyor gayri şuuri olarak yani. Ve Allah o memnuniyeti böyle de alıyormuş. Gayri şuuri olarak yani. Adam iştiha ve iştiyak duymaz ama bir nimet gelir lezzetlenir. Birinden almasa birinden alıyor. Şimdi o devam ediyorum. Yalnız insan dalalet ve küfür ile o fıtri şükrün mahiyetini değiştiriyor. Şükürden şirke gidiyor. Hem rızık olan nimetlerde gayet güzel süslü suretler, gayet güzel kokular, gayet güzel tatmaklar şükrün davetçileridir. Bak ne kadar güzel. Yani Allah bizim ihtiyacımız var meyve sebzeye. İhtiyacımız var hayatımızın devamı için esbab yapmış meyveyi sebzeyi değil mi? Bakın artı olarak renk koymuş. Koku koymuş. Evet. Suret koymuş. Bunları niçin koymuş? Gayet güzel süslü suretler. Gayet güzel kokular. Gayet güzel tatmaklar şükrün davetçileridir. Hani önümüze öyle bir tepsi meyve geldi, değil mi? Yani onlar o görüntüsüyle, kokusuyla davet ediyormuş bizi. Neye davet ediyormuş? Şükre davet ediyormuş Allah'a. Mesela bir koku geldi ya abi. Bakın bir şeyin hakikatini beyan ediyor. Yani o kokunun hakikati neymiş? Şükre davetmiş yani. O suretin hakikati neymiş? Meyve sebzedeki şükre davetmiş. O sesin hakikati, evet. Zihayatı şevke davet eder ve şevk ile bir nevi istihsam ve itirama şevk eder. Bir şükrü manevi ettirir. Ve zihşuurun nazarını dikkate celbeder, istihsana tergip eder, nimetleri ihtiramı onu teşvik eder. Onun ile kalen ve fiilen şükre irşad eder ve şükür ettirir. Ve şükür içinde, abi çok önemli bu, en âli. Bakın çok önemli şimdi bu. Şunların biraz daha içinde gidiyor şimdi, içeri gidiyor. Daha derin, bir çok ince bir hakikat. Evet, şükür içinde en âli, en yüksek ve tatlı lezzeti ve zevki ona tattırır. Peki o lezzet ve zevk ne? Yani şu lezzetli rızık ve nimet kısa ve muvakkat,
geçici bir lezzeti zahiriyesiyle beraber daimi, hakiki, hadsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifat-ı rahmaniyi şükür ile kazandırır. Yani rahmet hazinelerinin, Malik-i Kerim'inin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp şu dünyada dahi cennetin baki bir zevkini manen tattırırmış. Yani rızık var ya burada abi. Bu rızık şuraya bir daire daha yapıyoruz. Şükür dedik. Evet. Şimdi bir daire daha yapıyoruz. Allah şükür. Bir daire daha yapıyoruz. Şuraya marifet. En son bunu söyledi şimdi. Buraya bir daire daha yaptık. Muhabbetullah. Bak bir daha okuyayım şimdi. Yani o şükrün içinde Bülent abi âli bir lezzet varmış. Neymiş o? Evet. Rahmet hazinelerinin Malik-i Kerim'inin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp şu dünyada dahi cennetin baki bir zevkini manen tattırır diyor. Yani Cenab-ı Hak bize bir nimet gönderdi ya, orada iltifat-ı rahmani varmış. Bu bütün nimetlerin, bütün sistemin neticesinde bu olacakmış. Yani evet, cennetin baki bir zevkini, yani Allah bana iltifat ediyor bununla. Abi. Yani sistemin kurulmasının şeyi marifet oldu. Yani Allah bir kainatı niçin yarattı? Marifet ve muhabbet. Buradaki makam şükür olduğu için neticene şükür. Şükrün, ya şükürler o zaman hiç Allah'ı tanımıyorsun, bilmiyorsun. Zaten dersin başında şükrün nasıl olması gerektiğiyle alakalı yerler okudum ya. Marifet ve muhabbet neticesini vermesi gerekiyor. Evet, cennetin baki bir zevkine manen tattırır. Rahmet hazinelerinin Malik-i Kerim'inin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürür. Yani o şükrün içerisinde abi, Bülent abi, şey varmış. Yani Cenab-ı Hakk'ın Malik-i Kerim'inin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşünüp, mesela sana bir nimet geldi ya, orada Allah'ın sana İbrahim abi bir iltifatı var yani. O iltifat ne? Allah seni görüyor, seni biliyor. O nimetin içinde bu varmış yani. Veya şöyle söyleyeyim daha iyi anlaşılır bir misalle. Mesela Bülent abi senin bir tane arkadaşın umreye gitti. Sen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyanda gördün. Dedi ki Bülent umreye birisi gelmişti. Bununla sana hurma gönderiyorum. Acva hurmaları kendi elimle diktiğim böyle. Bu hurmalardan sana gönderiyorum. Akşam rüyanda gördün. Şu adamla gönderiyorum dedi. O hurmalar geldi abi bir kilo. Sen hurmalara mı düşünürsün, iltifatı mı düşünürsün? İltifatı da var. Heh. İşte burada demek istediği bu abi. Yani o nimetin içinde daha âli. Anlaşıldı değil mi? Daha yüksek bir şey varmış. Neymiş ya, bir daha okuyorum. Evet. Şükür içinde en âli ve tatlı lezzeti ve zevki ona tattırır. Yani şu lezzetli rızık ve nimet, o hurmalar, kısa ve muvakkat bir lezzeti zahiriyesiyle beraber, evet, daimi, hakiki, hadsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifat-ı rahmaniye abi. Yani orada bir iltifat var. Onu sana birisi göndermiş ya abi. Hurmaları sana birisi gönderdi. Sen hurmalar geldi ama sen onları yer misin, yemez misin? Yemez insan, değil mi? Gözü gibi bakar yani. Orada bir iltifat var. O hurmayla yapılmış sana. Evet, sana gelen rızıkta abi daha üstün âli bir şey varmış. Neymiş o? İltifat-ı rahmaniymiş yani. Allah'ın seni o eline geçen rızık vasıtasıyla sana olan ilgisiymiş, alakasıymış yani. Bitiriyorum. İşte rızık
şükür vasıtasıyla bu kadar kıymetler ve zengin bir hazine-i camia olduğu halde şükürsüzlük ile nihayet derecede sükut ederdi. Yani Allah'ın iltifatını, değil mi? Her bir şey, her bir rızık taşıyormuş. O iltifatı kendinde görmek, hissetmek nerede? Hiç bununla alakası olmamak. Nihayet derecede sükut ediyormuş yani. Sormak istediğin bir şey var mı abi? Rızık mı sükut ediyor? Yani hiç rızık çekiliyor mu yani şükür görmemek? Yani. Şükürsüzlük ile nihayet derecede. Yani görmemek o şükretmemek yani manasında değil mi? Evet. Yani sükut etmek demek alçalıyor. Mesela şöyle, bu kalemi ben yaptım. Demek nereden? Yani. Bu kalemi Allah'ın bana verdiği ilimle yaptım. Demek nereden? Birinde kendime nispet ediyorum. Birinde kendi sistemin sahibine veririm. Yani bu olayı ben yaptım deyip falanca yerde işte Ahmet Ağa'nın oğlu Mehmet Ağa falanca kimse yaptı. Değil mi? Bir de 18 bin alemin Padişah-ı Zülcelal'i yaptı nerede? Yani o rızkı Allah'tan bilmek nerede? Değil mi? Eğer bilmedin sükut eder diyor. Bir sebebe gidiyor. Yani Allah'a gösterdiği halde alçalıyormuş. Yani sükut demek o. Alçalmak yani. Allah rızasın el-Fatiha yani. En cami şükür, yani şükrün nevileri, çeşitleri varmış. En cami şükür namazmış. Namaz kıldın mı, Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bütün nimetlere şükrediyormuşum. Hatta Peygamberimiz dedi mi aleyhissalatü vesselam, sorgu sual esnasında, değil mi? Namaz sorgusu tamam olanın, diğer sorguların tamam olduğunu söylüyor yani. O yüzden namaz şükrünü eda edenin, bütün nimetlerin şükrünü eda etmiş diyebiliriz yani. Külliyatı biliyoruz ama fiiliyatımızı artık biz istediğimiz fiyatı vereceğiz. Allah'ın istediği fiyatı. Doğrudan doğruya ona ver. Sebepleri geçeceğiz. Kendi ihtiyacımızı edeceğiz. O nimeti takdir edeceğiz. Şimdi her makamda yani. Bir insan namaz kılmazsa kılmıyor. Gafletten kılmıyor yani. Evet. Ama yani verebilir mi ki gerçek hakiki sahibine değişik nimetleri yani? Ustak bir yerde veremez. Ne kadar verecek yani? Değil mi? Nasıl verebilir? Ustak nerede diyordu abi hani bu namaz kılmayan mı? Namaz mı geçiyordu? Namaz kılmayan mevcudattaki ibadetleri evet, görmez diye. Yani, bir de şöyle bir şey var. Yani Allah'ın istediğini yapmak önemli. Yani sen iş yerinde çalışıyorsun ama yani patronun senden istediği bir şey var yani. Sana diyor ki performansını arttır diyor. Bu işler böyle gitmez diyor. Değil mi? Kendi kafana göre seçersin evet. Yani. Sen diyorsun ki ya görmüyorum ben çalışıyorum. Hı. Ama istenileni yapmıyorsun. Hı. Senden bir istenilen yani bu makamda bizden istenilen, ehli imandan istenilen, hususan nur talebelerinden bilerek şükretmek, içeriğini doldurmak yani. Hı. Şükürler olsun demek. Mesela bir insan şükürler olsun dedi. Namazı yok. Veyahut da gelen nimetlerin şükrünü o cinsten ifade etmiyor. Hı. İstediği kadar lisanen söylesin yani. Yani çok bir şey ifade ettiğini düşünmüyorum ben yani. Allah'ın 5 tane nimeti var. Vücut nimeti, hayat nimeti, insaniyet nimeti, akıl nimeti, bir de iman ve İslamiyet nimeti. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetler sonsuz ya abi. Ama 5 tanesi diğerlerini içine alıyor diyor. İkinci şurada ve 24. sözde. 5 tane. Vücut nimeti, hayat nimeti, insaniyet nimeti, akıl nimeti, iman ve İslamiyet nimeti. Bütün nimetleri içine alıyor. Mesela Allah 4 tane nimeti verdi ama imanı vermedi. İslamiyeti vermedi. Değil mi? Ne kadar eksik olur yani. Hayat var, vücut var, insaniyet var. İnsanı verdi ama akıl vermedi. Veya da mertebeli akıl. Değil mi? O yüzden yani her daim böyle kaliteli şükrümüzü arttırmalıyız yani. Memnun olmalıyız Allah'tan yani. Hatta Emirdağ Laikası'nda Hasan Feyzi abinin şöyle bir beyti var. Lütfu kahri şeyi vahidi bilmeyen çekti azap diyor.
Ol azaptan kurtulur, sultan olur, sultan olan anlar bizi diye. Bak, lütuf ve kahrı bir bilmeyen çekti azap diye. Onu bana yazsana abi. Külliyette yazıyor zaten. Var mıydı? Lütfu kahrı şeyi vahidi bilmeyen çekti azap diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın iki kısım tecelliyatını, lütuf ve kahır. Biri cemal, biri celal. Ona vermeyen çekti azap diyor. Bak diyor ki verdin, sultan olur, sultan olan anlar beni diyor. İşte böyle Hüseyin Hazretleri'nin vaziyeti. Biz hani zehirlenmiş, bize göre ciddi bir durum var yani, değil mi? Ama o biliyor ki evet, bu Allah'tan, Allah istemese bunlar beni öldüremez yani. Ve öldürmemiş de yani. Allah bir adetini onun için değiştiriyor yani. Tevhid-i hakiki o. Yani Allah istemedikten sonra Azrail de ruhları kabzedemez. Şeytan da vesvese veremez. Ondan sonra diğer şeyler hiçbir şey olmuyor. Tesir-i hakiki, müessir-i hakiki Allah'tır yani. Hasan abi tevhid için şey diyordu. Bütün zıtları zıtlarıyla beraber her şeyi yaratan Allah. Evet. Yani Allah sıcağı da soğuğu da her şeyi yani. Rahmandır, Rahim'dir, Kerim'dir. Aynı Allah Cabbar'dır, Müntakim'dir. Nuzil'dir değil mi? Kahhar'dır. Evet. Yani Allah'ı böyle tanımak. Önemli. İbrahim abi.